mutfağımdan herkese selamlar. Kanalıma mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere patlıcan derin yağda kızartmadan fırında çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz hem lezzetli hem de hafif harika bir karnıyarık tarifi hazırladım. Mutlaka benim tarifime karnıyarığı denemenizi tavsiye ediyorum. Buyurun hemen tarife geçelim. Tencerenin içerisine bir miktar sıvı yağ alıyorum. İrice kuru soğanı yemeklik olacak şekilde doğuruyoruz. 3 adet sivri biber, 1 adet kapya biberi yemeklik olacak şekilde doğradım ve soğanın üzerine aldım. Hepsini birlikte güzel güzelce kavuruyoruz. İyice kavrulduktan sonra içerisine 200 gram kıyma ilavesi yapıyorum. Ben 200 gram kullandım dilerseniz kıyma oranını arttırabilirsiniz. 200 gram kıyma da yeterli geliyor içerisine. Ufalayaraktan içerisine atıyorum. Güzel bir şekilde kıymanın da suyu salıp çekene kadar birlikte kavuruyoruz. Hem pratik hem de lezzetli bir yemek oluyor. 1 tatlı kaşığı domates salçası 1 tatlı kaşığı da biber salçası ilave ediyorum içerisine doğramış olduğum domatesler çok lezzetli değildi o yüzden domates salçası kullandım eğer ki domateslerin sulu lezzetli güzelse domates salçası kullanmanıza gerek yok 1 tatlı kaşığı biber salçası yeterli olacaktır 3 adet domatesi yemeklik olacak şekilde doğradım içerisine 1 tatlı kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı toz şeker ilavesi yapıyorum hepsini güzel bir şekilde harmanlıyorum kapağını kapatıyorum güzel bir şekilde iç harcımızı pişiriyoruz. İç harcımız tamamen piştikten sonra içerisine bir tutam maydanoz doğruyorum. Bence karnıyarın olmazsa olmaz maydanoz mutlaka maydanoz doğramanızı tavsiye ediyorum. Ocağın altını kapatıyorum maydanozunu ilave ediyorum. Mutlaka ocağın altını kapatın. Şimdi patlıcanları ayarlayalım. Orta büyüklükte patlıcanlar seçmeye özen gösterin. Yumuşak patlıcanlar genelde çekirdeksiz patlıcanlardır. Patlıcanları alıcı olacak şekilde soyuyoruz. Büyük fırın tepsisi için 10 adet kadar patlıcan kullandım ben kabuklarını soyuyorum. Hepsinin kabuklarını soyduktan sonra alıcı olacak şekilde kabukları soyuyorum. Derince bir leğenin içerisine 2 tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Patlıcanın acı suyunu almak için içerisine bırakıyoruz. Nisan-Mayıs aylarında genelde acı suyu olmaz patlıcanda. Ama Haziran ayı itibariyle patlıcanlar acımaya başlıyor. Maalesef mutlaka tuzlu suya yatırmaya özen gösterin. Tuzlu suyun içerisinden alıyorum. Güzelce patlıcanları yıkıyorum. Ardından üzerine birazcık tuz serpiyorum. Yarım çay bardağından daha az da sıvı yağ ilavesi yapıyorum üzerlerine. Elimle serpmiş olduğum tuzu, yağı her tarafına güzel bir şekilde yediriyorum. Bu şekilde hazırladığımızda tencerede kızarttığımızdan çok daha pratik ve lezzetli oluyor. Hem de ortalık kirlenmemiş oluyor. Patlıcanları fırın tepsisine güzelce diziyorum. Büyük fırın tepsisi için 10 tane patlıcan kullandım ben. Misafir için de hazırlayabileceğiniz çok pratik bir yemek oluyor. Üzerlerinden bu şekilde çizikler atıyorum. Patlıcanları önceden ısıtılmış 230 derecelik fırında güzel bir şekilde kızartıyoruz. Patlıcanlar kızarırken biz de sosunu hazırlayalım. 1 tatlı kaşığı domates salçasına İhtiyacımız var. Bir buçuk su bardağı da su ilave ediyorum. Ocağın üzerine alıyorum. Bunu güzel bir şekilde kaynatıyorum. Kaynatırsanız pişme süresini düşüreceksinizdir. Fırından patlıcanları aldım lokum gibi oldular. Mutlaka yüksek derecede kızartın. Gözünüz yine üzerinde olsun yanmasın patlıcanlarınız. Yüksek derecede kızartırsınız, eğer e, dış kısmı çıtır çıtır oluyor içerisi de pamuk gibi oluyor. Eğer ki düşük derecede kızartırsanız közlenmiş gibi oluyor patlıcanın lezzeti. Bu şekilde iki kaşık yardımıyla patlıcanlarımın orta kısmını açıyorum. Hafiften kaşıkla da ezdiriyorum patlıcanı iç harcımızda patlıcanları dolduruyoruz. İlk etapta birer kaşık olacak şekilde dağıtıyorum. Daha sonrasında kalan harcın hepsini üzerine gezdiriyorum. Bir tepsi yemek hazırlamış oluyoruz bu şekilde. Yanına pilav yaparaktan misafir için de hazırlayıp ikram edebilirsiniz isterseniz. Hem çok lezzetli hem hafif bir akşam yemeği oluyor. Üzerine domates, biber dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz kaynatmış olduğum sosu da her tarafına gezdiriyorum. Patlıcanların üzerine dökmüyorum. Boşluk kısımlarına gezdiriyorum. 200-220 derecelik fırında 20-25 dakika kadar tekrar fırına veriyorum ve pişiriyoruz yemeğimizi. Yemeğim hazır. Lokum gibi oluyor. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Yapıp denerseniz de yorumlarınızı bekliyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Birbirinden güzel tariflerim var. Mutlaka göz gezdirmenizi tavsiye ederim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın.